Müdürüm. Müsaadeniz var mı? Gel Ahmet, gel, gel. Gel oğlum. Mali Şube Başkomiseri Ahmet, Kadir Adalı bizim başkomiserimiz. Hayırdır? Zeynep Tunç adında bir kadın şu an şubemizde gözaltında müdürüm. Nasıl ya? Bir... Tanır mısınız başkomiseri? Zeynep, Zeynep gözaltında mı? Aynen öyle. Sebep? Zimmetine para geçirmekten. Kimin parası bu? Selim Gür adlı bir şahsın parası. Adam iki gün önce suç duyurusunda bulunmuş. Kardeş bir dakika dur, Selim Gür öldü ama. Selim Gür yok. Ama suç sabit. Müdürüm müsaade var mı? Tamam, tamam. Bir bak bakalım mevzu neymiş ama toz kaldırmayın. Ona göre. Başüstüne. Hadi bakalım. Hadi. Zeynep. İyi misin? İyiyim bayağı. Veli ile Selim'in oyunları işte. Veli mi? Veli. Nasıl ya, sen bunu biliyor muydun? Yani biliyordum da böyle bir şey tahmin etmedim. Yapabileceklerine inanmadım yani. Birkaç kere bana zaten bunu söylemişti de. Ne bileyim. Selim de zaten istifa ederken söyledi. Ya sen, ben bunu... Bir dakika ya, neden benim şu anda haberim oluyor böyle bir mevzudan? Çünkü ciddiye almadım, önemsemedim. O yüzden gelip sana söylemedim, canını sıkmak istemedim. Ya lan... Şimdi benim öğrenmem daha mı iyi oldu? Ya tamam, niye yükseliyorsun? Sakin ol be, bir şeyim yok. Ya yükselmiyorum ben. Bak, 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 sakinim, tamam. Bir dakika, sakinim. Bu pozisyonu sevmiyorum sadece, tamam mı? Tamam, ben iyiyim, bir şey yok. Saçma sapan bir iftira. Sen inanıyor musun benim zimmetime para geçirdiğime? Ya Zeynep, ben senin banka soyduğuna inandın mı? Ha? İnanmadım. İnanmadım, buna da inanmıyorum ama kızım benim elimden bir şey gelmiyor. Bu şube benim şubem değil ki. Ya bu şube senin şuben olmasa ne olur? Ben suçlu değilim. En de sonunda çıkacak ortaya, bir şey yok. Sakin ol. Sen de sakin ol artık, tamam mı? Burada sana böyle bir ters ömer falan oldu mu? Hayır, olmadı. Doğru şöyle. Kadir, doğru söylüyorum. Tamam, ben bir başkomiserle konuşayım bakayım. Kadir, Cemre'nin benim burada olduğumdan haberi var mı? Ya o da başka bir konu. Selim intihar etti. Tamam mıdır Kadir Başkomiserim? Yakınınızla görüşmeniz bittiyse işlemlerimize devam edebilir miyiz? Şimdi... Sana şöyle söyleyeyim ben Ahmet kardeş. Zeynep Hanım'a bir tuzak kuruldu. Birileri bir tuzak kurdu. Bu bilinçli yapılan bir hareket. Neden? Çünkü Zeynep Hanım bizler, yani polislerle işbirliği içerisine girdiğinden dolayı bu piyasada belli başlı bir takım var, tamam. Bunların bütün foyalarını ortaya çıkardığı için bu sebeple kendisi şu anda burada, bu pozisyonda. Yani sen... Ya anladın sen mevzuyu ya. Bizi sen uğraştırma işte yani fazla, anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi... Zeynep Hanım'ın suçsuz olduğunu ben nasıl anlayayım? Ne? Yani sonuçta sabıkası var. Daha önceden buna benzer suçlar işlemiş. Banko soymuş. Zeynep o suçlardan aklandı kardeş. Yok, aklanmamış. Ben dosyaları inceledim. Davalar hala devam ediyor. Bak Kadir Başkomiserim, şimdi sen yakın olan birisini korumaya çalışıyorsun. Ona kefil olmak istiyorsun. Ama sonuçta bizler polisiz. Yani en azından ben polisim. Sen de bilirsin ki bu işlerde kefalet sökmez. Ne söker mesela kardeş? Delil söker. Şimdi sen Zeynep Hanım için delili bana getir. Zeynep Hanım için ne yapabiliyoruz ben ona bakayım.
Sana ben o delili getireceğim. Bakalım o zaman ne yapacaksın? İşimi yapacağım. Lan. Lan. Yok. Lan. Sakin ol. Burası benim şubem. Sen de, ben de aynı rütbedeyiz. Sınırlarını bileceksin Kadir kardeş. Ben o sınırları genişletmesini bilirim. Sen fazla kurcalama. Efendim? Delikanlı. Bana kadar bir gelsene. Kulağıma bazı şeyler geldi. Bir gel de bir konuşalım. Ya yapacak çok işim var. İşin başımdan aşkın. Delikanlı. Eğer bana kadar gelmezsen o işleri bitirecek zamanın olmayacak. Neymiş dayı mesele? Söyle bakayım. Ruslar bir adam göndermiş. Senin kelleni almadan da gitmeyecek. Ya. Ya. Yalan ne Rus'muş bu ya. 40 yıllık polisim böyle bir adam görmedim yemin ediyorum ha. Tamam dayı tamam haberini aldım ben. Sen dert etme. Anlaştık. Ben dert etmiyorum. Ama sen dert et. Önlemini al. Ruslar birini almaya geldilerse kellesini almadan geri dönmezler. Niye biliyor musun? Çünkü geri döndüklerinde infaz edilirler. Onu bilirler ya. Yani. O zaman sen tamam ben senden aldım bu bilgiyi. Öğrenmiş oldum. Sen de bu arkadaşları gördüğün zaman bu arkadaşlara de ki Kadir de sizi bekliyormuş de. Gördüğü yerde de boy boy de yağlı kazıklar çakmış da bekliyormuş sizi de tamam mı? Haydi. Kadir'cim Cemre benim savunmamı yapabilecek durumda değildir. Biz bence barodan başka bir avukat isteyelim. Ben de ifademi vereyim bitsin gitsinmiş. Sen de artık biraz sakin olabilirsin. Yo ben sakinim ya. Sakinim sen merak etme. Kerem niye burada Cemre? Abla geldi işte Cemre dinlemedi yani seni merak etti. Ben senin avukatın değil miyim? Sen şimdi bu haldeyken beni düşünme ben barodan başka avukat bulurum. Saçmalama siz benim ailemsiniz. Ben seni savunmayacağım da kim savunacak? Babam giderken arkasındakilerini ben temizleyeceğim. Tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Önce bir eve uğrayacağım ama. Ben yokken ifadesini almaya çalışmadılar değil mi? Yok. Öyle bir teşebbüsleri henüz olmadı. O zaman beni bekleyecekler. Ahmet kardeş. Şimdi avukat hanımı bekler misiniz yoksa yani hemen ifadesine girişecek misiniz Zeynep Hanım'ın? Avukatı bekleriz. Güzel. O zaman Kerem, Zeynep burada. Avukatı gelene kadar da Zeynep bir tek kelime bile konuşmayacak. Tamam? Tamam abi anlaşıldı. Ablacığım. Müsaadem ben. Bak. Senin burada olmana sebep Veli. Ama Veli her şeyi Selim'e yaptırdı. Selim de her şeyi Demir'e yaptırdı. Şimdi bak ben Veli ile Demir'i bulurum. Bunları bulmak mesele değil. Delil de bulurum. Hatta delilin kralını bulurum sana. Ben dediğimi yaparım beni bilirsin. Tamam. Ama moralini sakın bozma. Ben seni buradan çıkartacağım. Kim ne söylerse söylesin, sen buradan çıkacaksın. Tamam? Biliyorum. Ben şimdi gidiyorum. Cemre birazdan gelecek. Ve gelene kadar da tek bir kelime konuşmuyorsun sakın. Tamam. Kadir. Aileni unutma olur mu? Buram da. Nasıl unutabilirim ben aileni? Bak Ahmet kardeş. Senin vazife için böyle ayarı kaçırdığını varsayarak konuşuyorum.
Seni uyarıyorum bak, sen bayağı bir yanlış yapıyorsun. Öyle mi? Öyle. Bak bu kız benim için çok kıymetli. Onunla ilgili ağzından çıkacak laflara dikkat et. Seni uyarıyorum. Kafa kafaya gelmeyelim. Anladın mı? Hayırdır, siz niye bekliyorsunuz burada? Abi Haydar müdürüm emretti. Kadir'in yanından ayrılmayın dedi. İşinizin başına, vazifenizin başına dönün. Haydi. Bak, başkomiseriniz konuşuyor. Haydi. Abi, ben gelsem senle. Oğlum açtırma benim ağzımı. İşinizin başına dönün, haydi. Abi, bak arkadaşlar kalsın, ben geleyim seninle birlikte. Biliyorsun yani, kızsan da dövsen de ben zaten geleceğim seninle. Sen gel. Oğlum, Allah'a dalacak bak şimdi hepimize. Kalın işte. Niye laftan anlamıyorsunuz? Kalın, kalın. Ben de. Tamam, hadi. Zeynep Hanım, avukatınız gelene kadar sizi nezarethaneye alalım. Nezaret mi? Evet. Peki. Yalnız bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Bakın, burası mali şube. Burada kimsenin kefaleti çalışmaz. Yani boşuna umutlanmayın diye söylüyorum. Burada sadece hukuk çalışır. Hukuk çalışıyorsa o zaman en kısa sürede serbest kalacağım demektir. Kefarete gerek yok. Siz sadece işinizi yapın yeter. Benim işimi yapmam için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Zeynep Hanım'a nezarethaneye kadar eşlik edin. Buyurun. Sen Kadir'e değil, bana benziyorsun. Daha da benzeyeceksin. Kendini öyle yerlerde bulacaksın ki sen bile şaşıracaksın. Ne zamandan beri burada bu? Bilmiyorum, ben ifadeden geldiğimde burada oturuyordu zaten. Buz galiba. Allah'ım. Elimden bir kaza çıkacak bak benim. Deneyim, sakin. Şş, sakin ol. İyi misin sen? İyiyim. İyiydim yani. Görene kadar. Sen bir şey bulabildin mi? Demiri alamadım. Hastaneden tüymüşler. Ama bil üzerinden yürüyeceğim. Ona çok önemli bir şey var elimde. Ne? Öyle bir bilgi ki. Veli bunu aldığında seni çıkarması için içeriden ne gerekiyorsa yaptıracağım ona. Delil melil yoksa bir şekilde delil yarattıracağım. Sen merak etme. Tamam. Önce seni yerini değiştirelim. Başka bir yer alalım seni. Sakin oluyorsun, tamam mı? Bak, masum olduğunu kanıtlayacağız derken başımıza başka bir şey çıkarma. Söz veremeyebilirim. Ya, veremem. Bilmiyorum. Sen yine de elini çabuk tut.
Yine gel. Bir şey mi dedin? Şiş. Bir dakika Kadir. Sen bir dakika, bir dakika. Sen anlamıyor musun yoksa işine mi gelmiyor? Ne oldu? Şiş, sakin ol, sakin ol. Geç şuraya. Ya tamam, senden şey söyleyip durma. Lütfen. Ne, ya bak, ne olursun diyorum ya. Ya şunu alın ya beni alın buradan ya. Zeynep, muhatap olma. Geç şuraya. Ben çözeceğim. Bu kadar ne meşgula kalıyorsun? Delirirse zaten müdahale ediyorsun, tamam mı? Tamam, ben yapacağım. Zeynep'in başka bir yere alınması lazım. Sebep? Yanına bir kadın koymuşlar. Zeynep başka yer alacaksınız. Hayırdır? Ne gülüyorsun kardeş? Zeynep'i başka yere alıyorsunuz. Bak, sen önce şu üslubunu bir düzelteceksin. Senin karşında dünkü polis yok. Kim var peki? Mali Şube Başkomiseri var. Bak. O zaman Sayın Başkomiserim, sana şöyle söyleyeyim. Ben defalarca seni uyarmama rağmen sen bazı şeyleri yokuşa sürüyorsun, tamam mı? Bilerek yapıyorsun, eyvallah. Ama şunu bil, sevdiklerim söz konusuysa eğer ben öyle üslup müslup falan tanımam. Zeynep'i başka yere alıyorsunuz. Zaten burada fazla kalmayacak, çıkacak içeriden. Kaldığı süre zarfında ona iyi muamele ediyorsunuz, koruyup kolluyorsunuz. Anladın mı başkomiserim? Biz hiç kimseye ayrıcalık yapmıyoruz. Zeynep Hanım orada kalmaya devam edecek. Yanındaki kadınla birlikte. Bak. Bugün benim şubemde bir polis gözümün önünde şehit oldu. Tamam mı? Şehit oldu. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Anladım. Ben istiyorum ki böyle karşılıklı güzel güzel konuşalım seninle. Derdimizi birbirimize güzel anlatalım istiyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Eyvallah. Zeynep'in saçının teline zarar gelsin. Seni biliyorum. Makamını biliyorum. Gelirim. Seni bulurum. Haberin olsun. Haberim oldu başkomiserim. Haberin olduysa sıkıntı yok. Ben de böyle annemi çok özledim. O gelsin diye çok bekledim sabaha kadar. Çok kötü bir şey. Çok, çok kötü bir şey. Rezil bir şey. Bence daha kötü başka bir şey olamaz belki de. Öyle gecelerde insan hiç uyumak istemez. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de hiç uyumak istemezdim. Ne yapardın peki? Ne yapardım? Böyle uzanırdım. Annem gelsin diye beklerdim. Gözlerimi kapatırdım ama bir şekilde hiç uyumazdım yani. O geldiği zaman onu nasıl karşılayacağım diye böyle heyecanla beklerdim onu. Sen de düşündün mü mesela anneni nasıl karşılayacağını? Sarılırım. Sarılırsın. Evet. Sarılmak güzel, mantıklı. Evet. Ama nasıl sarılırsın mesela? Bayağı. Bayağı nasıl? Böyle sımsıkı sarılırım ona. Ama sen sımsıkı kendine sarılıyorsun şu anda. Evet. Şimdi bir dakika, bir dakika. Bana böyle bir göstermen lazım ki ben bunu iyice anlayabileyim. Göstermeden benim anlamam mümkün değil. Şimdi ben senin annen olsam
Annene nasıl sarılırdın? Benim üzerimde göstermek ister misin? Bir hep beraber görelim. Ön prova yapmış oluruz. Aferin sana. Nasıl güzelmiş değil mi böyle sarılmak? Evet. Hı? Öpücük ver bakayım. Ben sana söz veriyorum. Senin anneni getireceğim buraya. Ama sen de bana söz ver. Anneni gördüğün zaman bana sarıldığın gibi ona da sarılacaksın. Söz. Söz. Tamam. Aferin sana. Al bakalım.